Herkese merhaba. Yeni bir e, konuyla tekrar birlikteyiz. E, bu videomuzda arkadaşlar e, ayrılmış fiilleri yani iki parçadan oluşan fiilleri e, prefix dediğimiz ekle beraber kullanılan e, fiilleri işleyeceğiz. Bunlar e, trenbahçe, fabın. E, bu fiiller arkadaşlar tek başına yazıldığında yani bunun e, özelliği tek başına yazıldığında farklı bir anlam. Sonuna bir ek geldiğinde işte auf gibi, auf, e, işte ein gibi, mit gibi, zurück gibi bu Almanca'daki proposition dediğimiz ekler geldiği zaman bu fiiller tamamen yalın kullanıldığı manadan farklı bir manaya geliyor arkadaşlar. Bunların özelliği bu. E, bu konuyla ilgili çok fazla e, yani soru var. E, kafamızda soru işareti oluyor. Çünkü parçada okurken bir anda cümlenin sonunda bir ek görüyoruz. Yani bu şaşırtıyor bizi. Nereden geldi şeklinde. Buna cevap olacak arkadaşlar bu videomuz. Hemen başlayalım fiillerimize. Bunlar nasıl, cümle içerisinde nasıl kullanıyor onları bir inceleyelim. Öncelikle fağın fiili arkadaşlar. Sürmek fiili yani bir araba kullanmak, bir yerden bir yere gitmek için araçla giderken kullandığımız bir fiil arkadaşlar bu malumunuz birinci yani yalın hali hiçbir ek almamış halinde bu manaya geliyor ama örneğin abfagın geldiği zaman arkadaşlar bu fiil bir taşıtın yani otobüs gibi uçak gibi bunların uçak demeyelim de yani otobüs gibi sürülen araçların bir yerden ayrılışı kalkış saati otobüsün kalkış saatine dönüşüyor örnek Der suk fährt e, neun Uhr ab yani normalde fährt burada dediğimiz gibi bir şeyi sürmek olurken sona bir ab eklenmesi burada otobüsün saat 9'da kalkacağını ifade etmek için kullanılan bir cümleye dönüşüyor. Bir farklı bir örnek zürük fahren. İşte fahren bir yerden bir yere gitmekti. Zürük fahren bir yerden gidilen bir yerden geri dönmek manasına geliyor bu seferde. Yine cümlede kullanalım. Bir fağın Freitag zürük. Biz e, cuma günü dönüyoruz gibi bir şeye geliyor. Yani bir yere gidilmiş, bir cümlede öncesinde bir yere gidildiğinden bahsedilmiş. Cuma günü de geri dönüyoruz'u söylemek için zürük fağın fiilini kullanıyorlar arkadaşlar. Yani çok anlamdan sapma olmuyor belki ama e, yine de ana manayı tamamen e, ifade etmiyor. Farklı bir manaya dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Mit fahren, bu da işte e, mesela biriyle bir yere gideceği zaman mesela örnek. İh by bay bu da mit. Kardeşimle beraber gidiyorum, kardeşimle beraber e, buraya gideceğim şeklinde. Aslında burada mit maynabuğu da diyebilir ama e, fare mit biriyle bir seyahate çıkmak, biriyle e, yolculuk etmek, bir yere gitmek manasında e, mit fagın fiili e, ayrık fiillerimiz arkadaşlar sıklıkla kullanılıyor. Diğer bir mana şitehen fiili. Şitehen fiilimiz arkadaşlar ayakta durmak manasına geliyor. Yani ayakta dikilmek bir yapının veya bir insan hakkında yine düşünürken. Ama mesela aufstehen koyduğumuzda bu uyanmak sabah uyandım manasıydı. Yani ich stehe neun uo auf. Saat 9'da uyanıyorum. Normalde ich stehe desek burada dikiliyorum manasıydı ama Diğeri aufla kullanıldığı zaman uyanıyorum manasına geliyor. Yani ikinci bir örneğimiz mesela rufun. Rufun birine bağırarak bir yerden çağırmak işte ee, anne gelir misin gibi mesela derken annemi ben çağırdım. ihrufezi zi onu çağırdım diyoruz ama e, ee, kullandığımızda bu telefon etmek biriyle telefonda konuştuğum manasına geliyor nasıl İhrufe dih an seni telefonla aradım sana telefon ettim ya da sana telefon ediyorum manasına gelirken e, buradaki cümlemiz İhrufe zi dediğimizde onu çağırdım annemi çağırdım gibi o manaya geliyor e, kafun var mesela arkadaşlar e, kafunun e, bir şey satın almak manasına geldiğini biliyorsunuz ama aynı kafun olduğunda da bu büyükçe bir yerden yani böyle alışveriş merkezi gibi pazar gibi bir yere gidip çokça bir şey satın almak yani alışverişe çıkıyorum manasında ama kafın bir şey satın almak mesela ihmus heute noch ein kafın ee, ben işte bugün evde hiçbir şey yok çok fazla yani alışverişe çıkmak zorundayım bir markete gidip ev şeylerini almak zorundayım gibi bir cümle manasına geliyor yani alışverişe gitmek zorundayım manasını getiriyor. Ama ich kaufe ein auto desek mesela araba satın aldım. O zaman kaufen fiilini kullanıyoruz arkadaşlar. Ein kaufen gördüğünüz gibi burada alışverişe çıkmak manasına dönüşen bir fiil halini alıyor. Bunlar arkadaşlar bu seviyede bu detay bize yeterli. Daha fazla sıklıkla bunlardan eee karşılaşacağız bu fiillerle çok karşılaşacağız. Basit seviyede A1 seviyesinde e, kitap okuduğumuz zaman da cümle içerisinde bunlara da çok denk geleceğiz. Cümlenin sonunda auf gibi, an gibi, ein gibi, e, zürük gibi, mit gibi eklerimizi gördüğümüz anda aklımıza bunların bir trenbare verb'ün olduğu e, aklımıza gelsin ve fiili yani cümle içinde karşılaştığımız fiilden anlamı sapmış bir fiile dönüştüğünü hatırlamamız yeterli olacak arkadaşlar. Hemen sözlükten veya bir önceki sonraki cümleden de anlamını kolaylıkla çıkarabileceğimizi ben değerlendiriyorum. Ee, videomuzun sonunda ödevimiz mevcut. Bitte schreibe einen Satz in die Kommentare mit einem Verb. Bu eklemeli ayrılmış ayrık fiillerle ilgili arkadaşlar. Ee, bir adet cümleyi kurup e, yorum kısmına yazmanızı istiyorum ödev kapsamında. Ee, videomuz sona erdi. Dersimiz burada sona erdi. PDF dokümanlarımız sitemizde ve e, videonun açıklama kısmındaki linkte mevcut. İndirip istifade edebilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı arkadaşlar unutmayalım. Videolardan da haberdar olmak için e, bildirim butonunu aktif hale getirirseniz e, sevinirim. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.